Selamünaleyküm sevgili gençler. Bu videomuzda sizler için Peygamberimizin Hayatı dersi 9. sınıflar için Peygamber Efendimizin Hira'da tefekkür günleri konusunu anlatacağım. Daha önceki videomuzda Peygamberimizin nübüvvet öncesi ahlaki olgunluğundan bahsetmiştik sevgili gençler. Bu konuda önemli olan terimler, peygamberlerin sıfatları olan sıdk, emanet, ismet, fetanet ve tebliğ sıfatlarıydı. Ve peygamberimizin üstün ve örnek ahlakını anlatan üsve-i hasene terimi önemliydi. Bu dersimizde ise Peygamber Efendimizin Hira'da tefekkür günlerinden bahsedeceğiz. Burada görmüş olduğunuz ve bu resimde görmüş olduğunuz buralar Peygamber Efendimizin giderekten tefekkürde bulunduğu Mekke şehrinde bulunan Hira Nur Dağı'dır ve onun tefekkürde bulunduğu bir mağaradır. Öncelikli olarak tefekkürün ne demek olduğundan bahsetmek istiyorum sizlere. Tefekkür ince düşünmek, kavramak demektir. Allah'ın ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerinde düşünmeye tefekkür denir. Hanif ise İslamiyet'ten önce bilinmesi gereken bir terimdir bu da gençler. İslam'dan önce Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği dine tabi olan kişiler denir. Hanif olan insanlar hiçbir zaman putlara tapmaz, cahiliye dönemi adetlerinden uzak durur, sadece tek bir olan Allah'a inanır ve ona taparlardı. Peygamber Efendimiz 35 yaşlarındayken Mekke şehrinden 5 kilometre uzakta bulunan Hira Nur Dağı'ndaki mağaraya çekilip orada tefekkür edip düşüncelere dalıyordu. Hira mağarasından oturunca görünen tek yer Kabe idi gençler. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalib'in de zaman zaman Hira'da inzivaya çekildiği biliniyordu. Peygamber Efendimizin hayatında çok ama çok önemli bir yeri bulunan Hira'da düşünme ve inziva için gerçekten de çok uygun bir yerde. Bir insan boyu yüksekliğinde ve genişliğinde olan bu mağarada dediğimiz gibi oturulunca görünen tek yer, Peygamberimizin gördüğü tek yer Kabe'ydi. Peygamber Efendimiz her sene özellikle Ramazan ayında yiyeceklerini, içeceklerini temin edip alaraktan yanına Hira Dağı'na gidip orada mağarasında kalıyordu. Bazen zaman zaman eşi Hazreti Hatice ona yiyeceklerini, erzaklarını getiriyordu. Peygamberimiz yiyeceği, içeceği bitince şehre iniyor, yardıma muhtacı olan insanlara yardım ediyor. Kabe'yi tavaf ederekten tekrardan mağarasına dönüyordu. Hazreti Muhammed bu insanların bulunduğu cahiliye dönemi olaylarında gerçekten çok üzülüyor ve bu onda büyük bir etki yapıyordu. Kötülükten ve cahiliye adetlerinden uzak duran Peygamberimiz Hira'da zaman geçiriyor ve bol bol tefekkürde bulunuyordu. Peygamberimizin Mekke'den uzaklaşması ve tefekküre dalması aslında toplumdan bir kaçış olarak algılanmamalı. Toplumun içinde bulunduğu kötü bir duruma çözüm anlayışı, yani bir çözüm üretme anlayışı olarak algılanmalıdır gençler. Peygamber Efendimiz Hira'da bulunduğu zamanlarda Allah'ın varlığı, kendi varlığı, niçin yaratıldığımız gibi konular hakkında düşüncelere dalıyordu. Ayrıca evrenin, yıldızların, dağların ve gökyüzünün yaratılma sebepleri hakkında, yani bu dünyanın, bu evrenin yaratılma sebepleri hakkında da düşüncelere dalıyordu gençler. Fakat onun en çok düşündüğü, en çok üzüldüğü konular, insanlar bu cahiliye dönemi Araplarının insanlarını bu gittiği yanlış yolu görüyor ve bu duruma çokça üzülüyordu. İçinde yaşadığı bu toplum kendi elleriyle yaptıkları, onlara hiçbir fayda ve zarar veremeyen putların önünde eğiliyor, onlara tapıyorlardı, onlara secdeler ediyorlardı. Aklıyla onlara tapmanın anlamsız ve faydasız olduğunu bilen Peygamber Efendimiz putlara hiçbir zaman tapmamış, onlarla asla ve asla ilgilenmemiş ve her zaman putlardan uzak durmuştur. Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'nin içinin putlarla dolu olması
Peygamber Efendimiz'i derinden üzüyor. Fakat Efendimiz bu olay karşısında hiçbir şey yapamıyordu gençler. Mekkelilerin batıl inançlarına, kötü davranışlarına ve adaletsizliklerine artık dayanamıyordu. Cehalet maalesef her yeri sarmış, kötülük yeryüzünü kaplamıştı. Peygamber Efendimiz de bu durumu maalesef ki görüyor ve hiçbir şey yapamamanın maalesef ki ızdırabını çekiyordu. Aslında Peygamber Efendimiz'in içinde bulunduğu, yaşadığı bu tefekkür dönemi Peygamber Efendimiz'i Allah'a daha çok yakınlaştırmıştır ve onu anlamasını sağlamıştır arkadaşlar. Artık bu süreçte Peygamber Efendimiz farkında olmadan peygamberliğe, nebiliğe hazırlanmıştır Allah tarafından ve bu olgunluğa erişmiştir. İşte Peygamberimiz 40 yaşına geldiğinde 610 yılında Ramazan ayının 27. gecesinde yani Kadir gecesinde Hira'ya yine tefekkür etmeye gitmişti. Bu sırada Cebrail aleyhisselam kendisine gelerekten ilk ayet, ilk emir olan oku emrini vermişti. Bildiğiniz gibi Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk inen ayetlerdir sevgili gençler. Hira'da inen bu ilahi emir daha sonra tüm dünyada yayılmaya başladı ve İslamiyet'in bütün dünyaya hakim olmasına, bütün dünyadaki insanlara kalbine dokunmasına sebebiyet verdi ve bunu sağlamış oldu. Dediğim gibi gelen ilk ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. Bakalım bu Alak suresinin ilk 5 ayetinde ne söylüyor? Birinci ayette diyor ki, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yani bir embriyodan yaratmıştır. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti, insana bilmediği şeyleri öğretti. İşte Alak suresinin ilk 5 ayetinde gençler bunlardan bahsediliyor. Peygamber Efendimiz de bu sureleri, bu sureyi daha doğrusu bu surenin tamamını değil ilk 5 ayetini ilk emir olarak alıyor. Bu sayede Ramazan ayında Kadir gecesinde 610 yılında Hira Nur Dağı'nda kendisine gelen ilk emirle artık peygamberlik görevini üstlenmiş oluyor arkadaşlar. Bu konuyu anlatınca arkadaşlar ikinci ünitemizi de bitirmiş olduk. Bu ikinci ünitemizin çok kısa bir şekilde konu başlıklarını tekrar hatırlatmak istiyorum. İkinci ünitemizde sizlere Peygamber Efendimizin soyu ve ailesinden bahsettim. Doğumu ve çocukluğunu anlattım. Onun gençlik dönemi, diğer konu Peygamberimizin nübüvvet öncesi ahlaki olgunluğuydu. Ve son beşinci başlık olarak da Hira'da tefekkür günlerinden bahsettim. Artık bundan sonraki ünitelerde ve bundan sonraki ders videolarımızda Peygamber Efendimizin Mekke Yılları isimli üniteye geçeceğiz ve Peygamber Efendimizin artık ilk vahiy, gizli ve açık davet, ilk Müslümanlar şeklinde artık İslamiyet'in çağının başladığı dönemi sizlere anlatmaya başlayacağım. Sizlere ders kitabınızda sayfa 57 ve 58'de bulunan ünite sonu değerlendirme, ölçme ve değerlendirme sorularını çözmenizi tavsiye ediyorum gençler. Hem sınavlarınız için hem de ünitemizi bir tekrar etmeniz için faydalı olacaktır. Bu hafta anlatacağım konular bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın gençler.